Bir kadını etkileyip reklam işini kapamadın. Ben gitsem ne kurlar yapardım? Hadi lan, sen bu tipinle Aysel Gürel'i bile etkileyemezsin be. Öyle veya böyle, sonuçta Önder Bey'le birlikte bir çuval inciri berbat ettiniz. Sonuçta hepimiz işsiz kaldık. Hoppala, ekonomik krizin suçlusu da ben oldum değil mi? Beceriksizliğin mazereti olmaz Masar. O kadını ne yapıp edip etkileyecekti? Ya çocuklar yapmayın, etmeyin Allah aşkına. Ben bu ajansın reklamcısıyım, jigolosu değilim ki. Zaten canım sıkkın, annemler hala karakolda. Ben geldim. Ah Musa'cığım, hoş geldin oğlum. Telefon çalıyor. Ruhum hoş geldin. Nasıl, senin durumunda bir gelişme var mı canım? Maalesef benim durumumda hiçbir gelişme yok. Ama annenlerle ilgili çok güzel bir haberim var. Aa, ne diyorsun? Çabuk söyle, beni çıldırtma hadi. Bak bakalım. Hırsızlık yapan ve annene tıpatıp benzeyen bir kadın var. Anneni bu kadınla benzetip karıştırmışlar. Aa, harikasın ruhum. Harikayım ama kendime bir faydam yok ki. Arkadaşlar, beklenen mucize hala gerçekleşmiyor. Önder Bey, annemlerin bir benzerliğin kurbanı olduğu anlaşıldı. Şimdi izninizle hemen gidip onları kurtarmam gerekiyor. İzin ne demek evladım? Dur, ben de seninle geliyorum. Tamam. Menkıbe hanımefendiciğimi kurtardım. Sağ olun Önder Bey. Önder görüşürüz. Görüşürüz. Ya gördünüz mü komiser beyciğim? O kadar bağırdım çağırdım ama bir türlü dinletemedim size. Haklı değil miymişim? Ben de size söylemiştim. Haklısınız da. Ya. Biz de haklıyız. Ah, inanın o kadar üzgünüm ki. Size ne kadar özür dilesem azdır hanımefendi. Aman yok canım, hiç önemli değil. Hem baksanıza bu hırsız kadın şaşılacak derecede bana benziyor. Yani ben de sizin yerinizde olsam aynı şeyi yapardım. Neyse geçmiş olsun Menkıbe hanımefendiciğim. Kötü günler olmasa bile kötü saatler geride kaldı artık. Menkıbe hanım gerçekten çok âli cenapsınız. Yani sizin karşınıza kendimi o kadar mahcup hissediyorum ki sizin için bir şeyler yapmak istiyorum. İyi âli cenapmış. Aslında da canı cenap demek lazım. Çok teşekkür ederim Mahinur hanım. Sizden hiçbir şey istemiyorum. Niye? Evet, biz şebeke olarak çok gururlu bir şebekeyiz hanımefendi. Saçmalamayı keser misin Reyhan? Masar, bu kadar o kadın değil mi? Hangi kadın değil mi? Canım size iş verecek olan kadın. Aa evet ama işi reklamiyetten yoldura verdi. Bundan iyi fırsat mı olur? Hazır annene de iyilik yapmak istiyor. Annen için size verilmesini istesin. Abi güzel ablam, bırak o karıyı da beni affetsen. Ya anne, bir dakika gelsinler. Bağırın çocuğu. Gel, gel. Mahinur hanımcığım. Az önce bana sizin için ne yapabilirim diye soruyordunuz, öyle değil mi? Evet, ay yapabileceğim bir şey varsa çekinmeden söyleyeyim lütfen. Peki o halde, sizden şirketinizin reklam işlerini oğlum Masarların şirketine vermenizi rica ediyorum. Aa, verdim gitti. Abi biraz da bana ver, çanta bende kalsın hiç olmazsa. Burada da ben vermemiz var. Masar Bey, alın bu kayığı, işte sizin için yaptım. Eğer daha çok kalsaydım daha büyük bir kayın yapardım. Ha. Eğer birkaç saat içinde parayı bulamazsam ev gidiyor artık. Yazık. O ev benim doğduğum, büyüdüğüm evdi. Manevi değeri bile çok fazlaydı. O evle birlikte hayatımın bölümü de gidiyor. Sülalemin geçmişi gidiyor. Of Allah'ım. Bir mucize, bir mucize gerekiyor. Memleketten arıyorlar galiba. Biliyorum. Gazanfer evini hazırlar diyecekler. Ben de pat diye düşüp bayılacağım. Alo. Buyurun. Ben Gazanfer. Ne? Benim tarladaki avokadolar büyüyüp çoğaldı mı? Müşteriler var hem de ha? Hem de ihracatçılar. 10 milyar. 10 milyar veriyorlar ha? Tamam. Avokadoların hepsini satabilirsin İbrahim. 10 milyar. İyi para be. Ay, yoksa 10 milyar az mı oldu be? Keşke 15 milyar deseydim. Ay, ay, her şeyi hallettik. O kadar rahat, o kadar mutlu, o kadar huzurluyum ki hayatım. Keşke ben de senin gibi mutlu olabilseydim. Artık sihir gücünü kaybetmiş bir hayaletim ben. Oo, sen sihirsiz de dünyanın en tatlı hayaletisin. Hoş ver, üzülme. Gözüm abla, senin ne işin var burada? Sana müjde vermeye geldim Ruhsar'cığım. Müjde mi? Ne müjdesi Gözüm abla? Yaptığın sihirler yanlış sayılmış. Meğer 29'muş, 30 değilmiş. Ve bu yüzden de sihir yapma yeteneğin geri verildi. Ceza kaldırıldı. Yaşasın! Ruhsar'cığım ceza kaldırıldı.
veriyorum, mahzara sarılıyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsünüm.